Bu video çalışmamızda, Microsoft Outlook Mail uygulaması üzerinden, yanıt alabileceğiniz anket oylama uygulaması nasıl yapılır konusunu anlatacağız. Microsoft Outlook'ta, e-posta anketi oluşturmak için, yeni bir e-posta açalım. Üst menüde yer alan, seçenekler yazısına tıklayın. Alt menüde açılan, oylama düğmelerini kullan yazısına tıklayın. Microsoft Outlook size hazır şablonda sunmaktadır. Ancak biz yeni bir tane oylama oluşturalım. Bunun için özel yazısına tıklıyoruz. Örneğin kurumumuzda, hafta sonu gezisi düzenlemek istiyoruz. Neresi olacağı konusunda, bunu Outlook üzerinden oylamaya sunalım. Oy düğmelerini kullan, bölümüne, gezi yapılması düşünülen seçenekleri, aralarında noktalı virgül işareti koyarak yazınız. İleti için, teslim bilgisi ve okundu bilgisi isterseniz bu seçenekleri de işaretleyebilirsiniz. Kapat butonuna bastığınızda, yeni e-posta ekranın üstünde, bu iletiye oylama düğmelerini eklediğiniz uyarı yazısını göreceksiniz. E-postanın konu kısmına, konunuzla ilgili oylama başlığınızı girin. Ben kendi örneğime göre, hafta sonu gezisinin nereye olmasını istersiniz, lütfen oylamayı seçin şeklinde başlık giriyorum. Anket e-postamı çalışanlara gönderiyorum. Anket e-postası gönderdiğim kişinin Outlook ekranında, bu iletide oylama düğmeleri bulunur, oy kullanmak için burayı tıklayın şeklinde bir uyarı yazısı gelmektedir. Maili alan kişi burayı tıklayıp, oylamasını seçerek maili tekrar gönderir. Gördüğünüz gibi, seçilen oylama cevabı, e-posta olarak geldi. Aykut kişisinin yapmış olduğu oylama seçimini görmekteyiz. Microsoft Outlook üzerinden, e-posta oylaması bu şekilde yapılmaktadır. Konuyla ilgili takıldığınız bir yer varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz.